Evet, geleneğe miyopati biraz İngilizce'nin tam çevirimi olduğu için ben biraz değiştirerek kullanıyorum. Geleneğe miyopatisi demek bana daha doğru. Geleneğe gelindeki bir bozukluğa bağlı miyopati olduğu için. Bu miyopatide klinik bulgular ve nasıl tetkik ediyoruz bu hastalarımızı biraz bu konuda şey yapacağım. Geleneğe miyopatisi eskiden infiltrasyon cisimcikli miyozit, miyopati kavramlarının karışık olduğu dönemde 90'lı yılların başında benim Amerika'da kas hastalıkları da kas patolojisi eğitimini almakta olduğum University of Southern California'daki Nöromüsküler Hastalıklar Merkezi'nde Profesör Valeri Askanaz ve Profesör Kim Dengel'le çalışmıştım o dönemde. Yaptığım projenin ana konusu idi. Bir takım proteinlerin birazdan göreceğimiz vakoilerde birikimini o zaman çalışmaya başlamıştık ve ilkini göstermiştik aslında. O zaman herediter olan da kalıtımsal olmayanların biraz karıştığı bir dönemdi. Ve çalıştığım, üzerinde projeyi yaptığım hastanın kası da çalıştığım kasın ait olduğu hastada İranlı bir Musevi hastaydı. Bütün bir çalışma dönemimi o kas üzerine geçirmiştim. Sonra kavramlar değişti tabii. Bildiğiniz gibi nadir hastalık, yani toplumda 2000'de birin altında görülen sıklığı hastalıklardan birisi kalıtımsal olduğunu biliyoruz. Otozoman çekilip kalıtılıyor, aktarılıyor diğer şeylere. İsmini uzun boylu telaffuz etmeyeceğim ama iki ayrı fonksiyonu olan bir enzimi kodlayan gen olan GNE diye kısaltılmış şeysi olan bir gendeki bozukluğa bağlı olarak ortaya çıktığını bugün bildiğimiz bir kas hastalığı. Kas hastalığında bir terminolojik karışıklığı, isimlendirme karışıklığı baştan itibaren vardı. Aslında kalıtımsal olan ve olmayan tipleri böyle karma karışık bir kavram içerisinde başlangıçta çalışılıyordu ve ele almıştı. Ama ondan sonra bu ailevi vakaların kalıtımsal oldukları anlaşıldı ve onlar da ayrı ayrı şey oldu. Şimdi değişik isimler altında toplanıyor ilk bunlar. Herediter İnklüzyon cisimcikli miyozit tip 2 ya da 2, Nonaka miyopatisi, çerçeveli vakuolü distal miyopati, DMLV kısaltmasıyla bilinen ve kuadrisepsin korunduğu miyopati. Bu isimler kullanılarak birçok yazı yazılıyor. Bu isimlerin böyle kullanılmasının sebebi olayın henüz ne olduğunun anlaşılmadığı, dolayısıyla kim tarif ettiyse Nonaka bir bölümü tarif etmiş, kim nasıl tarif ettiyse kuadrisepsin korunduğu dikkati çekmiş veya patolojisinde ne bulunuyorsa o şekilde isimlendirilmiş. Ancak geni bulunduktan sonra 2014 yılındaki bir öneriyle Stegan'ın grubun başı olduğu bir grubun yazısında diyorlar ki buna artık onu bunu söylemeyelim ve GNE miyopatisi adını verelim diyorlar ve böylece asıl ismini alıyor. Bu iki çok sevgili arkadaşımız, uzun yıllardır çok eski arkadaşlarımız Zohar Argo ve Ikuya Nonaka bu miyopatinin en isimli özgün aslında başlangıçtaki mimarları. Şöyle ki Nonaka bir takım kol ve bacakların uç kısımlarını tutan, kas hastalıkları genellikle kök kaslarını tutar, uçları tutan bir hastalık üzerinde çalışıyorlar ve Nonaka çok iyi patoloji bilen birisi ve çalışan birisi ve o orada çerçeveli kas hücreleri içinde vakuoller görerek bir yazı yazıyor. Bu 81 yılı. Zohar da o yıl Walton'un yanında çalıştıktan sonra İsrail'e dönüyor ve orada bir yine benzer hastalık görüyor. Fakat Zuhar'ın dikkati çektiği şey, diyor ki yani epeyce bir kas zarfı olmasına rağmen şu bacağımızın, uyluğumuzun önünde bulunan quadriceps kası uzun süre korunuyor. Şey olmuyor, zayıflamıyor, bozulmuyor. Buna dikkati
çekerekten birkaç Musevi hastada, daha sonra Filistin'den gelen Müslüman hastalarda, daha sonra başka gruplarda ve en büyük hasta grubuna sahip olan, Orta Doğu'dan bir grubu bunu yazıyor. Dolayısıyla Quadriceps'in korunduğu miyopati oradan geliyor, Nonaka miyopatisi, Vakolyu miyopati öbür taraftan geliyor ve bu iki arkadaş sonuçta bu GN miyopatisinin mimarları olarak da yer alıyorlar. Bunlar böyle tanımlanma, tartışmalar vesaire sürerken 2001 yılında, 90'lı yıllarda haritaladıkları genin ne olduğunu bulan da şimdi aramızda bulunan kendisine, bunun için de çok teşekkür ediyoruz. Herediter resesif inflizyon cisimcikli miyozitin GNE genindeki, demin çok uzun isimli gösterdim size, ondaki mutasyonlara bağlı olduğunu gösteriyor. Stella uzun yıllardır Zohar'la birlikte çalışıyor ve çok iyi bir ekip olaraktan götürüyorlar bu işi. Böylece tanımlanmış oluyor hastalık. Sıklığı genel olarak bütün dünyada global sıklığı diyelim 100 binde 0.4 ile 2.1 arasında. Dünyanın değişik yerlerinden hasta bildirileri var. Hala çok nadir bir hastalık ama şu kırmızı gördüğünüz yerler, bu çalışıyor mu emin değilim, ışığı yanmıyor. Kırmızı şeylerin olduğu biri Orta Doğu'da merkez İsrail, öbürü de Japonya olmak üzere en yoğun hasta gruplarının bildirildiği yerler. Ama onun dışında da yine şeyler var. Ve bu gende bulunan mutasyonların bazıları bir takım göç haritalarıyla uyuşacak şekilde de bir topluluk halini gösteriyor. Mesela İsrail'deki hastaların GNE genindeki mutasyon özel bir mutasyon ve o bölgedeki bütün hastalarda aşağı yukarı görülen bir şey. Belki değişik görmüşlerdir, belki size de onu söyleyecektir herhalde. Japonya'da bir iki farklılıkla yine kendi içinde sabit, yani o bölgenin atalarından kalma bir değişimin aktarılması olarak görülüyor. Dünyanın değişik yerlerinden de var böyle gruplar. Mesela Bulgaristan'daki Roman grubu içerisinde de belli bir mutasyon var. Ama diğerleri, birazdan bizimkileri de dinleyeceğiz, değişik mutasyonlar şeklinde beliriyor. Klinik olarak ne görülüyor? Klinik olarak bir kere başlangıç yaşı erişkin yaşam hastalığı. Çocukluk ve bebeklik hastalığı değil bu. Erişkin yaşı 20 ile 40 yaş arası en sık olmak üzere, biraz bunun dışına taşabiliyor yaşlar, daha erken veya genç olabiliyor. Bacaklarda, alt tarafta, distal dediğimiz, yani bacaklarımızın uç kısımlarındaki kasları tutuyor. Bu bakımdan özel, çünkü dediğim gibi birçok kas hastalığı aslında bacakların kök kısmı, kalçaya yakın kısımlarından başlar. Bu öyle değil. Distalden başlıyor ve ilerleyici bir hastalık. Başlangıçta erken dönemde ne şikayetle geliyor hastalarımız? Aslında bundan sonra söyleyeceklerimi siz benden çok daha iyi biliyorsunuz süreci tabii ki. Yürürken ayak ucunun takılması, sık düşme, ayakkabı burnunun çabuk eskimesi, merdiveni çıkmakta zorluk şeklinde ayağı kaldıran kas tutulduğu için biraz düşük ayak, yani ayağı tam kaldıramama şeklinde şikayetler oluyor. Daha sonra yıllar geçtiğinde, birazdan süreleri de vereceğim, oturduğu yerden kalkma zorluğu gibi, yani bacakların kök kaslarına doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu ilerleme sırasında kol kaslarında da bir miktar tutulma ortaya çıkıyor. Daha ilerlediği durumda ise tekerlekli iskemleye bağlanmak söz konusu. Şunu belirtmekte yarar var, solunum sıkıntısı ancak hastalığın çok ileri dönemlerinde, çok ileri yaşlarda belki olabilir. Onun dışında erken bir solunum bozukluğu yok. Onun da karakterize değil. Kalp sistemini de tutmuyor. Kardiyovasküler sistemi de tutan bir hastalık değil. Sadece kol ve bacaklarımızı tutuyor. Şimdi bütün bu sürecin içerisinde hastalarımızla konuşurken, onun için belki hepinizde de bu çağrışım olabilir. Subklinik dediğimiz, yani hastalık şu yaşta başladı diyorsunuz ya, şuradan itibaren bu belirti var. Fakat biraz sorgulanınca, geriye doğru gidilince o kişinin aslında çevresindeki yaştaşlarıyla
yaştaşlarından biraz daha yavaş olduğu, koşarken biraz zorlandığı anlaşılabilir. Dolayısıyla o çok daha erkeni götürüyor yaşa ama net bir başlangıç yaşı yine dediğim gibi 20 ile 40 arasında. Evet, başlangıçta dedik, ayakları topuklara basıp kaldırma güçlüğü var. Yani bileği yukarı hareket ettirmekte sıkıntı var. O yüzden düşük ayak gelişiyor ve ayak ucunun takılması söz konusu oluyor. Daha ilerlediğinde dediğim gibi bir baston kullanımı, giderek bir tekerlekli sandalye kullanımı, hatta şu ortadaki hanımefendinin eline bakarsanız elinde de bir hafif incelme görebilirsiniz. Kolların da yavaş yavaş tutulduğunu görebiliyoruz. Klinik ilerlemenin bir tarifini yapmak üzere bir konsorsiyum kurulmuş, bir veri bankası kurulmuş ve bu veri bankası 269 hastaya ulaşmış 31 ay içerisinde. Bu veri bankasının verilerine göre başlangıç yaşı 20 ile 40 arası, ancak 17 ile 50 yaş arasında hasta da var. Sanıyorum Zohar'ın, Stella'ların grubunda daha ileri hastalar da var. Başka özelliği olan bir hasta da var, onu da sonra söyleyeceğim. Kollarda ve ellerde güçsüzlük, hastalık başladıktan 4 yıl sonra genel olarak ortaya çıkıyor. 6 yıla varıldığında artık ayağın düşüklüğü, AFO dediğimiz ayakkabı içine konan bir atelle düzeltme ihtiyacı içine giriliyor. Ondan sonra oturup kalkmada zorluk yaratan kalça civarı kaslarının tutulması 7 yıl falan buluyor yaklaşık. Tekerlekli iskemle bağımlılığı da 11.9 yıl sonra diye çıkmış bu çalışmada. Dolayısıyla bugünden yarına ilerleyen bir hastalık değil, yıllar içinde ilerliyor ama burada yani 10 yılın üstüne çıkan bir süre sonra tekerlekli iskemle bağımlılığına götürüyor. Peki ayırıcı tanıda neler söyleyebiliriz? Şimdi bakın bu bacaklarımızın uç kısımlarındaki kaslar tutuluyor dedik. Bir iki şey var, bize hekimler olarak ipucu verebilecek durumlar var. Bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. En sağdaki resimde topuklara bastığında ayağını yukarı kaldıramıyor. Solda çok daha ilerlemiş bir durum var. Artık iyice erimiş o bölgenin kasları, alt bacak kasları. Fakat ayaklara dikkatinizi çekiyorum. Ayaklarda bir incelme görmüyorsunuz, değil mi? Evet. Bununla birlikte CK dediğimiz kaslarımızın içinden seruma verilen enzim, kaslarımız hastalandığı zaman hafif derecede yüksek oluyor. O da böyle çok yüksek değil. Çok yüksek olunca bunu görüp çok yüksek bir CK olduğu zaman bu bir kas hastalığıdır diyoruz. Ama hafif yüksek bir CK ile ayırıcı tanıya bazı hastalıklar giriyor. Mesela sinir ucu hastalıkları giriyor. Sinir ucu hastalıkları taraflarımızın, kol ve bacaklarımızın en uçtaki kaslarından başlayarak daha merkeze doğru ilerler. Ama orada en uç kasların tutulması söz konusudur. Soldaki hastaya bakarsanız, buradaki ayak ne kadar korunmuşken, hatta sağdaki de, orada önce ayak kaslarında incelme başlamış ve yukarı doğru inmiş. Bunlara bakarak biz bir takım yargılara varıyoruz. Yani bu farklardan gidiyoruz. Üstelik bu hastalıklarda da CK yüksek olabiliyor. Ama biz dikkat ettiğimiz zaman böyle bir tutulma, yani bacak kasları erimiş ama ayak korunmuşsa, bu herhalde bir kas hastalığı olmalı diye düşünüyoruz. Hereditar indüzyon cisimcikli miyopatik diyemesek bile. Fakat en önemli ipucu şu, Zohar'ın en baştan itibaren tarif ettiği ve hastaların çok büyük bir bölümünde görülen, demin gösterdiğim hastadaki bütün bu alttaki erimeye rağmen, hatta kalça kaslarının bir miktar tutulmasına rağmen, uyluğumuzun önündeki quadriceps kasının uzun yıllar korunuyor olması. Bu iki
iki şeyi gördüğünüz zaman aklınıza gelmesi gereken bir hastalık, hekim camiası olarak söylüyorum. Bu sizin fark edeceğiniz bir şey değil. Nasıl muayene ediyoruz bu şeyleri? Bakın, ayağın geriye doğru hareketini sağlayan kas önce tutuluyor. Onun kuvveti nasıl diye bakıyoruz. Bir de demin söylediğim uzun süre korunan kasın, yani uyluğun ön tarafındaki kalçaya yakın olan quadriceps kasını böyle test ediyoruz. Ayrıca ayağı kaldıran kasın muayenesinde mutlaka topuklara bastırarak ayakları kaldırma hareketi yapıyoruz ve bunlarla bir yere varıyoruz. Eğer şu sol baştaki ve aşağıdaki zayıf buluyorsak kasları, öbürünü kuvvetli buluyorsak, büyük olasılıkla, her yerde olacak diye bir şey yok ama büyük olasılıkla bu hastalığı düşünmek faydalı oluyor. Evet, gördüğünüz gibi alt bacak kasları eriyor. Öndeki alt bacak kasları özelliği de o. Önce önden başlıyor. Sağdaki resimde de ön taraftaki, yani kemiğin, keskin kemiğin bir yanındaki öndeki kasımız eriyor, inceliyor. Yukarıda bir de üst taraf tutulduğunda el kasındaki bir incelmeyi, erimeyi gösteriyor. Aslında şu hale geldikten sonra bile uyluk kasının, quadriceps kasının korunduğunu gösteren MR çalışmaları var ki hakikaten işe yarar bir inceleme yöntemi bu hastalıklarda. Şu altılı resimde kabaca söyleyeyim, sağ taraftaki ikililer alt bacak kaslarını gösteriyor. Sol taraftaki ise uyluk kasları, şu yukarıdaki kasları gösteriyor. Sağ tarafa baktığınızda en üstteki resme bakın yeterli. Ön taraftaki karaltıların ne kadar beyazlaşmış olduğunu, ne kadar dejenere olmuş olduğunu görüyorsunuz. İşte o kaslar, şu alt bacağımızdaki bu kaslar. Buna karşılık öbür tarafa baktığımızda yine ön taraftaki uyluktaki quadriceps kasının ne kadar karaltılı olduğunu ve tutulmamış olduğunu, kuvvetli durumda, kuvvetli miyim de iyi görünen bir durumda olduğunu görüyoruz ve bu uzun bir süre bu şey yapıyor, kendini koruyor. Peki bütün bunları söyledik, demek ki alt bacak kaslarının ön taraftaki zayıf ve incelmiş olacak, öbürü korunmuş olursa bize epeyce bir bilgi veriyor, ipucu veriyor. Peki atipik olamıyor mu bu hastalıkta? Atipik bulgular olmuyor mu yani bunların dışında olan? Oluyor tabii. %3 ila 5'inde hastaların bir şey görülüyor. Bu quadriceps dediği uyluk kasının da tutulumu görülüyor. Yani o da zayıf oluyor. Bu hastaların daha erken tekerlekli iskemleye bağlandıkları düşünülüyor. Tutulma durumuna göre. Demek ki hani söylediğimiz şey %100 bütün hastalar için geçerli değil. İkincisi, böyle uçtan başlayacağına proksimal dediğimiz kalça kavşağından başlayan klinik formları da var. O tabii çok yanıltıcı bir şey. Birçok hastalıkla karışıyor ve orada mutlaka bir kas biyopsisi bize yol göstermesi lazım. Hafif bir yüz tutulumu tarif edilmiş bazı hastalarda ama yani çok yerleşmiş bir şey değil. Bir tane de İsrail'den bir hasta var. Hastalık genini her iki kısmında da genin taşıyor, değişimi. Ama 78 yaşında ve hiçbir belirtisi yok. Bunun da gayet kıymetli bir hasta olduğunu biliyorlar. Çünkü tedavi çalışmaları için neden onda belirti çıkmadı, kullanılabilecek bir şey. Peki bunlarla işte sinir ucu hastalığı mı, kas hastalığı mı, başka bir kas hastalığı mı diye düşündük. Ne yapacağız? CK'ya baktık, hafif yüksek buluyoruz CK dediğimiz kan testini. EMG yapıyoruz. EMG'de böyle küçülmüş potansiyeller görüyoruz. Şu düzenin kaybolduğu bir şey. Ve diyoruz ki bu bir kas hastalığı, bir miyopatidir. Demek ki sinir ucu hastalığı değil, kasa ait bir hastalık. Peki kas hastalıkları içinde hangisi acaba diye bakıyoruz. Kas MR'ı son 10-15 yıl içinde giderek daha fazla kullandığımız ve bozulmuş kasların dağılımını bize fikir verdiği bir inceleme yöntemi. Demin gördüğünüz resmi burada görüyorsunuz. Hindistan'dan bir hasta bu. Bakın.
tabii şurada en başta quadriceps kasının ne kadar korunduğunu görüyorsunuz. Hasta bacağı kuvvetli bir şekilde açabiliyor. Ona karşılık o kasın nasıl korunduğunu burada görüyorsunuz. Yine diğerlerinde de alt taraf zayıflarken ön tarafın, üst tarafın ön bölümü göreceli olarak çok daha iyi korunuyor. Evet, kas biyopsisi yapıyoruz bu hastaların birçoğunda. Ne görüyoruz? Bir kere kas hücrelerinin birbirinden çok farklı büyüklükte olduğunu, şekillerinin eskisine göre, normale göre biraz daha değişik olduğunu görüp bu bir kas hastalığı diyoruz. Bu bir uzun sürmüş kas hastalığı çünkü bazı hücrelerin yerine hücrelerin arasındaki daha açık renk yeşil görünen bağ dokusunun girdiğini görüyoruz. Fakat en önemli özelliği bazı hücrelerin içinde görüyorsunuz sanıyorum böyle kırmızı kırmızı küçük şeyler görüyoruz. Bunlar çerçeveli vakur diye tarif edilen şeyler. Bu birlikteliği demin söylediğim klinikteki bulgularla birlikte gördüğümüz zaman tanıyı genellikle koyuyoruz. Bazen bu çerçeveli vakurlar hastalığın ana bulguları görünmeyebilir veya dikkatten kaçabilir. Şu sağ taraftaki biyopside öyle küçük hücrelerin içinde var ki kaba bir bakışta hakikaten kaçırılabilecek şeyler. Bu vakuollerde bir takım proteinler birikiyor. İstenmeyen proteinler birikiyor. Birikmemesi gereken. Ve bu bir çalışmadan alınmış bir şey. Solda iki tane vakuollü olan hücre görüyorsunuz. Yani bozulmuş hücre. Hücrenin tamamı bozulmuş değil. Bazılarında da görülüyor. Bu hücrelerin içine baktıklarında hücre içinde şöyle 16-20 nanometre diye tarif ettiğimiz ince ince filament dediğimiz bazı inklüzyonların biriktiğini, yani inklüzyon dediğimiz istenmeyen maddelerin biriktiğini görüyoruz. Bunların da ne olduğu önemli tabii. Bunu da yaptıktan sonra demek ki bu erediter inklüzyon cisimcikli miyopatiye benzeyen vakuollü bir miyopati. Peki GNN miyopatisi mi acaba? Başka miyopatiler de var çünkü benzer şekilde giden, biraz nüans farklılıkları giden, onun için genetik inceleme yapıyoruz. Bildiğiniz gibi şu çarpı şeklindeki kromozomlarımızın içine baktığınız zaman çiftli sarmal halinde birbiriyle örtüşen, yan yana gelen bir DNA sarmalı var. Bu hastalık bunlardan birini anneden kişi, birini babadan alıyor. Ve gördüğünüz gibi burada otozomal çekinik geçişte şöyle aşağı doğru bir şey var. Anne ve baba zorunlu olarak taşıyıcı ki hastalık ortaya çıkmış olsun. Onların çocuklarından her bir doğumda belli bir oranda hasta çıkma ihtimali var. Sağlam kişi olma ihtimali var, yani hastalık olmama ihtimali var. Veya anne baba gibi taşıyıcı olma ihtimali var. Genetiğin içine ben çok girmek istemiyorum ama zaten anlatılacak, siz de onu öğrenirsiniz. Ama her iki şeyde de hasta olabilmesi için mutasyonun gösterilebilmesi lazım. Bu son derece önemli bir şey. Bazen aynı noktada olabiliyor, buna homozigot diyoruz. Birazdan konuşulacağı için bir vereyim dedim. Bazen de aynı geni mesela bir yukarısında bir aşağısında oluyor. Farklı mutasyonlar olabiliyor. Buna da birleşik heterozigot diyoruz. Birazdan da hazır olun diyerekten bu bilgiyi verdim. Evet, yukarıda gördüğünüz şeyin GNE'nin iki parçası, iki ayrı fonksiyonun kodlayan enzim, görevi olan enzimi kodluyor. Ve bu genin ürettiği GNE geni de aslında hücrenin içinde glikozdan dönüşerekten hücrenin yüzeyine çıkıp sinyal alışverişi yapan, birbiriyle hücrelerin konuşabilmesini sağlayan bir mekanizmayı çalıştırıyor. Burada bir bozukluk var ama hastalığın patogenezinin, yani neden olduğunun, hangi yolaktan giderek bir şey yapıldığını anlama konusundaki çalışmalar hala sürüyor. Bu açıklandığı zaman elbette tabii tedavi çalışmasına çok verecek. Peki ne yapıyorduk? Klinik bulgularla
kreatin kinaz, CK ve EMG bulgularını birleştirip kas biyopsisi yapıyoruz. Sonra da genetik incelemeyle GN'nin genetik bir bozukluk bulursak şey yapıyorduk değil mi? Fakat yeni bilinen hastalıklarda bu kadar da iyi tarif edilmiş şey olduğunda bir fenotip dediğimiz hastadaki belirtiler dikkate alındığında aslında miyopati olduğunu kanıtladıktan sonra hiç kas biyopsisi yapmadan doğrudan gerekli inceleme yapılabilir. Hatta bu quadricepsin tutulmaması özelliğini de dikkate aldığımızda belki de klinik bulgulardan şüphe duyduğumuz anda CK'yı ne zaman istiyorsak genetik incelemeyi de aynı şekilde aynı zamanda isteyebiliriz. Kas biyopsisinden kaçınabiliriz bu hastalıkta diyebiliriz. Evet, teşekkür ediyorum. Benim konuşmam burada bitti. Bir İstanbul'a teşekkür ederiz Piray'a. Bir iki soru alabiliriz. Sonu kaptı. Ben soracağım. Öncelikle hocam, değerli bilgilerin adına teşekkür ediyoruz. Hocam şimdi ben sizin anlatımlarınız sırasıyla izledim. Siz de söylediniz gerçi bazı kas hastalıklarıyla çok yakındır. Ayırt etmek biraz zordur dediniz. Şimdi ben de Lemp-Lindfeld-2'de klinik bulgu olarak var ama kesin bir sonuç olmuş değil. Şimdi sizin anlattıklarınızı baktığımda bende de aynı süreç devam ediyor. Sadece fark olarak herhalde şey anladım, şu ön kaslardaki sertlikleri anladım. Bunun daha böyle ayırabileceği yöntem yok mu şu anda? Kesin böyle koyabileceğiniz yöntemler. Sizin hastalığınızın da geni biliniyor. Dolayısıyla genetik inceleme yapıldığında bulunabilir. Ama sizdeki özellik şu. Daha çok bacağın arka tarafındaki kaslar önce tutuluyor. Biz bunlara bakarak bir kaleneyle bir şey söylemeye çalışıyoruz ama kesin tanıyı tabii ki genetik incelemelerle buluyoruz. Şimdi o distal yaksaylıklar, işte ayak düşmesi, parmak ucunda kalkmama, topuklarda problem, sadece yukarı doğru çıkması. Siz biraz... parmak ucunda kalkamıyorsunuz başlangıçta. Bu evet. Hastalarımız topukta kalkamıyorlar. Ve bir fark var arada. Limbiyodal 2 beyle anladın, dispernopatiyle. Ama genetik inceleme tabii kesin şeyi koyacak. Teşekkür ederim.